Mr. Jep Medya'dan herkese merhaba. Efsanevi kutuları Mr. Jep'te açmaya devam ediyoruz. Bu seferki ürünümüz Redmi Note 11 Pro. Redmi Note serisi ülkemizde çok fazla sevildi. Türkiye'de fiyat performans ürünü olarak satıldı ve birçok kişi bu telefonları tercih etti. Ürünü yakından incelemek için kutuda ne var ona bakalım. Bu kutunun içinden SIM iğnesi, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve şeffaf kılıf çıkıyor. Bir markanın kılıf yollaması 10 numara bir hareket bence. Şeffaf kılıfı bir kenara bırakıp telefonun detaylarına bakalım. Cihazın üzerindeki bantta telefonun modeli ve telefon hakkındaki teknik bilgiler yer alıyor. Birazdan teknik bilgilere detaylı bir şekilde değineceğim. Kutumuzu açmaya devam edelim. Kutumuzdan bir adet uzatma kablosu çıkıyor. Gördüğünüz gibi uzatma kablosu oldukça uzun. Xiaomi'nin kabloları genelde uzun oluyor. Ve kutumuzdan 67 wattlık bir tane adaptör çıkıyor. Kutumuzu inceledikten sonra gelelim cihazın teknik özelliklerine. Kamera yapısını çok beğendim. Xiaomi'nin bu telefonunda 108 megapiksel bir kamera kullanılmış. Ön tarafa baktığımda kocaman bir ekran ve delik çentik görüyorum. Çerçeveler eskisi kadar kalın değil ve ön kamera küçültülmüş. Telefonun tasarım kısmına bakalım. Üst kısımda hoparlörü, mikrofonu, 3.5 mm jack girişini ve kızıl ötesi sensörünü görüyoruz. Alt kısımda ise bir Type-C, hoparlör, mikrofon ve SIM kart girişini görüyoruz. Sağ tarafa baktığımızda parmak izi okuyucusunu ve ses açma kapama tuşlarını görüyoruz. Telefonun tasarımı çok şık ve ele çok güzel oturuyor. Xiaomi'nin bu telefonunda çerçeveler inceltilmiş, eskisi kadar kalın değil. Kamera yapısını çok beğendim. Xiaomi'nin bu telefonunda 108 megapiksel bir kamera kullanılmış. Ön tarafa baktığımda kocaman bir ekran ve delik çantik görüyorum. Ve gelelim ekran özelliklerine. 6.67 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran karşımıza çıkıyor. Buradaki ekran Full HD Plus çözünürlükte. Normal telefonlar ekranı saniyede 60 defa yenilerken bu telefon 120 defa yeniliyor. Ve bu da ekranın daha akıcı olmasını sağlıyor. Bu telefonu artık yaz aylarına gireceğimiz şu zamanlarda çekiyorum. O yüzden güneş altında kullanacaksanız oldukça rahat kullanabileceğiniz 700 nit stabil bir parlaklığı var. 1200 nite kadar çıkartabiliyorsunuz. Genel olarak ekranı değerlendirirsek çok fazla söze gerek yok. Gayet memnun kalacağınız bir ekran. Şimdi de parmak izini deneyelim. Parmak izi okuyucusu ne kadar hızlı çalışıyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi parmak izi algılaması oldukça hızlı. Bu telefonun ekranı saniyede 120 defa yenilediğinden bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi ekran hızı da oldukça akıcı.
Ve gelelim kamera özelliklerine. Arka kameraya baktığımızda 108 megapiksel çözünürlükte bir kamera görüyoruz. Diğer kamera özelliklerine baktığımızda 8 megapiksel geniş açılı kamera. Geri kalan iki kamera ise 2 megapiksel çözünürlükte makro ve derinlik kamerası var. Video kısmında ise Full HD video çekiyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlükte. Telefonla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Tüm detaylardan bahsettikten sonra sizin bu telefon hakkında düşünceleriniz nedir? Lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Fiyat bilgisi için bizimle Instagram hesabımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.